Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbeti programında bu hafta Sayın Rıdvan Bey ile beraberiz. Kendisi gazeteci, yazar, aynı zamanda belgesel yapımcısı. Öncelikle çok teşekkür ederiz bize desteğiniz için, katılımınız için. Ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra Atakan'dan bahseder, sonra sorularımız ve sizin geçmişinizle başlarız. Ben Emre Tezişçi, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'ya, San Francisco'ya taşındım. Orada MBA'mi tamamladım bu sene. Bundan sonra orada yaşamaya devam edeceğim. Hatta da kendinden bahsederse Rıdvan Bey'le başlarız. Teşekkür ederim Emre. Benim ismim Atahalar. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Rıdvan Bey aşağıda özgeçmişiniz yazıyor videonun altında. Fakat sizin ağzınızdan da bir kendinizi dinleyelim. Sonra da yayın öncesinde gelen sorularla başlayalım. Tabii. 56 yaşındayım. Kabataş Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni bitirdim. Lisansım İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde. Yüksek lisansım yine aynı bölümde. Doktora yeterlilik sürecinde de aynı üniversitenin maliye bölümünde tamamladım. Yaklaşık 33 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun 1995'e kadar olan 84 ile 95 arasında ekonomi gazeteciliği yaptım. 95'ten sonra televizyon gazeteciliğine başladım ve 32. günde Mehmet Ali Birand'la çalıştım. 2000 ile 2010 yılları arasında da 32. günün genel yayın yönetmenliğini yaptım. Bilgi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi'nde de halen lisans dersleri veriyorum, öğretim görevlisi olarak. Daha çok portreler, azınlık sorunları, tarih ve araştırma konusunda da yazılmış Ağustos'ta çıkacak olan kitapla birlikte 16 kitabım olacak. Çok Yeterli mi? yeterli, çok teşekkürler. Ben genellikle soruyla başlayayım anonim olarak sormuş ama İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra nasıl gazeteciye yöneldiniz? Geçişiniz nasıl oldu? Aslında hani böyle Amerikan filmlerinde vardır ya, daha henüz okurken sorarlar siz ne iş yapmak istiyorsunuz diyor. O da ben yazar olacağım der. Ben Türkiye'de bir izleyici olarak buna hayret ederim. Çünkü Türkiye'de aslında ne çıkarsa bahtınıza ekolü geçerli. Dolayısıyla ben biraz ondan farklıydım. Yani kuşak olarak 78 kuşağı diye bilinen bir kuşağın mensubuyum ve biz biraz idealist bir kuşaktık ve o idealist kuşak olmanın sonucunda da daha çok kendimizle ilgili değil de topluma ne tür değerler, bir katma değer yaratırız, topluma ne tür değerler kazandırabiliriz, bizim varlığımız hani o ünlü antta olduğu gibi Türk varlığına nasıl armağan olur, onun derdi ve kaygısı içinde olan bir kuşaktık. Ben de üniversite yılları içerisinde acaba hangi biçimde bu topluma katkı sağlarım diye kendimi sorgulamış ve üç meslekte karar kılmıştım. Bir sosyal bilimler mezunu olarak. Bu sene bir tanesi sendikalardı. Sendikaların araştırma bölümlerinde çalışmak istiyordum. Ancak sendikalar 12 Eylül sonrası olduğu için kapalıydı. Üniversitelerde akademisyen olarak çalışmak istiyordum. Ama üniversitelerde de güvenlik soruşturmaları vardı ve oldukça sıkı olan bu soruşturmalardan geçmek en azından benim için ve benim kuşağım için çok zor idi. Geriye gazetecilik kalmıştı. Yani kendinizi ifade edebileceğiniz, topluma bir değer yaratabileceğiniz gazetecilik kalmıştı. Ben de bu gazetecilik mesleğinde ısrar ettim. Çile çektim ve sonunda da başardım galiba. Çok teşekkürler cevabınız için. O zaman gazetecilik kimliğinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Siz kendinizi gazeteci kimliği olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi aslında burada birkaç farklı kategori vardır. İlk ve en önemli kategori aslında televizyoncu ve basılı yayında çalışanlarla ilgili bir ayrımdır. Televizyoncu diye tabir edilen kişi kendisini gazeteci olarak nedense tanımlamaz. Televizyonculuk daha ideal ve daha popüler bir tanım olarak onlar açısından geçerlidir.
Ben her iki kulvarda da çalıştım. Yani yazılı basında da çalıştım, dergicilik de yaptım, radyoculuk da yaptım ve televizyonculuk da yaptım. Dolayısıyla televizyonculuğu sektörel olarak çalıştığımız alandan bağımsız kamuya haber alan, haber veren, bunu söz ve ifade özgürlüğü içerisinde yapan kişi olarak tanımlıyorum. Bir de ikinci bir tanım vardır kategorik olarak. Bunlar da işte bildiğimiz muhabir, yönetici, işte araştırmacı gazeteci, sorgulayıcı gazeteci ve yazar ve benzeri, yani o sektör içerisindeki duruşunuzu tanımlayan bir değerlendirmedir. Orada da aslına bakacak olursanız köşe de yazdım, ağırlıklı olarak muhabirlik de yaptım. Araştırmacı gazetecilik de yaptım, sorgulayan gazetecilik de yaptım. Dolayısıyla bu tür ayrımları, yani gazeteciliği farklı biçimlerde tanımlayan bu tür ayrımları kendi içerisinde yaşamış biriyim. Ama reddediyorum. Yani bana göre gazeteci gazetecidir. Eğer mesleğini hakkıyla yapıyorsa ve bundan para kazanıyorsa ve daha önemlisi mesleğin evrensel değer ve ilkelerini koruyabiliyorsa bence o kişi gazetecidir. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Sorun devamlı olarak, peki televizyon gazeteciliğinize geçişiniz nasıl oldu normal gazetecilikten? Ekonomi gazeteciliği yaptığım bir dönemde Milliyet Ekonomi Servisinde çalışıyordum ve o dönemde iki kitabım basılmıştı. Ben de gazetecilik teamülleri gereği bu kitapları meslek büyüklerinize yollarsınız imzalayıp. Ben de kitaplarımı Mehmet Ali Birand'a yollamıştım. Mehmet Ali Birand köşesinde bir yazı yazdı. Ve bu yazıda kitapları övdü. Yine meslek teamülleri gereği, eğer sizinle ilgili bir yazı çıkıyorsa yazılı basında, siz o meslek büyüğünüzü ararsınız ve teşekkür edersiniz. Teşekkür eder ve kapatırsınız. Mehmet Ali Bey'i aradığımda, Mehmet Ali Bey gel bir konuşalım dedi. Aslına bakacak olursanız 32. gün 1985'ten 95'e kadar sanıyorum altın dönemi diye tabir edilen o dönemi içinde yaşamaktaydı. Yani aşağı yukarı benim kuşağımda herkesin 32. günün yayınlandığı saatlerde caddeleri, sokakları boşalttığı ve ekrana kilitlendiği bir Türkiye gerçeğinden söz ediyoruz. Dolayısıyla benim için de her zaman 32. günde çalışmak bir hayal unsuruydu. Mehmet Ali Birand bu teklifi yaptığında büyük bir sevinçle kabul ettim ve televizyon gazeteciliğine başladım. Çok teşekkürler. Peki bir kıyaslamayı merak ediyorum. İlk gazeteci olduğunuz dönemle şu anki dönemi gazetecilik ruhu açısından karşılaştırabilir misiniz? Aslında böyle bir yazıyı Kafa Dergisi'nde yazdığım için müsaade ederseniz okuyanlar için belki bir tekrar olacak ama kendi içerisinde doğru bir metafor olduğu için o yazıdan hareketle, o yazıdan yapacağım bir alıntıyla bunu yanıtlayabilirim. 1984 yılı Türkiye'si 12 Eylül askeri darbesinin hala sonuçlarının son derece yoğun biçimde hissedildiği bir Türkiye'ydi. Sıkı yönetim yasaları vardı, sıkı yönetim komutanlıkları vardı, sansür vardı, tutuklamalar vardı, sorgulamalar vardı, ev baskınları vardı vesaire. Ancak buna karşı bir gazetecinin kendisine sağladığı özgürlük alanları vardı. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela IMF ile yapılacak olan bir standby anlaşması Türkiye açısından son derece önemli haber değeri taşıyan, bugün kozmik bilgi diye nitelendirilebilecek anlaşma içerikleriydi. Ve o anlaşmaları yazan gazeteci o yılın ödülünü alabiliyordu. Dolayısıyla daha az kirlenen bir Türkiye gerçeğinde yolsuzluklar, usulsüzlükler, rüşvet ve benzeri demokrasiye zarar verebilecek olan bütün zafiyetler gazeteci tarafından gündeme getirilebilir ve bunlar haberleştirilebilirdi. Aslına bakacak olursanız Türkiye'nin bugünkü gerçekliği içerisinde o dönemlerde bizim yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet diye gördüğümüz olaylar ölçek olarak bugün önemli yolsuzlukların cep harçlığı bile değil. Örneğin İSKİ skandalında sözü edilen toplam usulsüzlük miktarı
5 ila 8 milyon dolardı. Bugün milyar dolarlar seviyesindeki usulsüzlükler haber değeri taşıyabiliyor. Onlar diğerlerinin neredeyse basında kendisine yer bulamıyor. Bunu söylememdeki kasıt şu, aslına bakacak olursanız bir gazeteci olarak biz kendimizi çok daha böyle bir uçsuz bucaksız yemyeşil bir alanda istediği gibi koşturan özgür çocuklar olarak hissederdik. Yani hareket alanımız vardı. Ve o hareket alanını da tepe tepe kullanıyorduk. Aslında bunu kullanırken size gazetecilik mesleğine başladığımdaki o idealize ettiğim dünya için yapmaya çalıştığımız bir tür meydan okumayı da beraberinde kastediyorum. Yani biz buraya işte bu toplumda daha iyi şeyler yaratmaya geldik. O halde bunun bir bedeli varsa gazeteci olarak ödemeye hazırız ama daha iyi şeyler olmalı bu ülke, bunu hak ediyor diyen bir kuşaktık. Yıllar içerisinde özellikle medya patronlarının sektörel olarak sadece gazetecilik dışında başka faaliyet alanları da kendilerine seçmeleriyle birlikte o ilgili faaliyet alanlarında bizlerin haber yapması konusunda getirdikleri sınırlar ve devletin 12 Eylül'e aratacak ceberrut politikaları, yani sadece bugüne ait değil, 90'lı yıllarda da var olan o ceberrut politikaları sonucunda gazeteci giderek küçülen bir alanda faaliyet göstermeye başladı. Örneğin patronunuz enerji sektöründe yatırım yapacaksa ve siz enerji sektöründe bir yolsuzluğu ortaya çıkardıysanız, sektördeki paydaşının yolsuzluğunu ortaya çıkardığınız için bunu köşesinde ya da gazetesinde koymamaya başladı. Ve ister istemez siz bir süre sonra gazeteci olarak, ya bu konuya girersem patronun şu yatırımı, bu konuya girersem terörle mücadele yasasının bu maddesi falan diye kendinizi gitgide sınırladığınız bir alanda, yani o özgür kır, yemyeşil kırınızın gitgide çitlerle çevrildiği ve size daha küçük bir hareket alanı bıraktığı bir alanda gazetecilik yapmaya başladınız. Benim öyküm bu. Sanıyorum benim kuşağımın öyküsü de bu. Şimdi de ne yazık ki bizleri yani o bir küçücük bir evin bahçesi kadar kalan o yeşil alandan da uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Teşekkür ederiz cevabınız için. Sıradaki soru hocamla biraz alakalı tekrardan ama son zamanlar gelen soruya bakıyorum ben. Son zamanlarda medyaya olan güven azalmasını nasıl görüyorsunuz? Sizce medyaya olan güven azalması yeni neslin bu alana ilgisini azaltır mı? Gazetecilik. Evet. Şimdi medyaya olan güven, aslına bakacak olursanız bugünün sorunu değil. Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de medyaya güven oldukça uzun bir süredir giderek azalan bir seyir takip ediyor. Örnek olsun diye söylüyorum. Mesela 1991 yılında yapılmış olan bir araştırmada, TÜSİAD tarafından yapılmış bir Türkiye'nin değerleri araştırmasıdır. O araştırmada medyaya olan güven %41 civarındaydı. Yani tersten okuyacak olursak halkın %59'u medyaya güveniyor musun sorusuna hayır ben güvenmiyorum yanıtını vermiş. Bugün bu oran Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre %15'lere indi. Demek ki toplumda karşınıza çıkan her 6 kişiden 5'i, yani %85'i size güvenmiyor. Yaptığınız habere güvenmiyor. Mesleğinize itibar etmiyor. Sizinle ilgili kafasında soru işareti var. Her 6 kişiden 5'inin güvenini yitirmiş bir gazeteciliğin ülkede geçerli olabilir mi? Yok tabii ki. İnsanlar gazete almıyorlar, televizyon haberleri izlemiyorlar, reytingler, tirajlar yerlerde sürünüyor. Reklam verenler bunu bildikleri için farklı mecralara yöneliyorlar. Gazeteciler kendi içerisinde son derece siyasi kutuplaşmalar içerisinde oldukları için meslek örgütleri saygın değil, birbirlerine düşman bir sektör haline geldiler ve ister istemez gazetecilik mesleği büyük bir hızla kan kaybediyor. Bizim bu itibarı kısa ve orta vadede iade etmemiz ve gazetecilik mesleğinin kendini yeniden aklaması bana çok olanaklı gelmiyor.
Dolayısıyla kısa ve orta vadede karamsarlar arasında beni sayabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Her gecenin bir sabahı var. Dolayısıyla gazetecilik mesleği de kendi itibarını bu benim mesela 33 yıllık meslek tecrübem içerisinde belli periyotlarla gazetecilik mesleği son derece saygın, itibarını yeniden yükselten ve o doğrultuda çok ciddi habercilik yapan dönemler yaşadı. Ben o günlerin yeniden gelebileceğini umut etmek istiyorum. Dolayısıyla bir gazeteci adayına her zaman söyleyeceğim şey, o gazeteci şu veya bu şekilde gazetecilik çok dünyanın en zevkli mesleklerinden biridir. İnanın gazetecilik yıllarım boyunca her sabah ama istisnasız her sabah bir oyun parkına giden çocuk heyecanı ve sevinci içerisinde mesleğimi icra ettim. Çünkü size her sabah farklı bir dünya kuruluyor. Yani bir gün bir yangın, başka bir gün bir terör, başka bir gün bir ödül, başka bir gün bir yolsuzluk o günün gündemini belirliyor ve siz bir anda o haberin içerisinde hayhuy oluyorsunuz. Bu kadar değişkenlik gösteren, bu kadar dinamik bir mesleği ben bütün genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum tabii ki. Çok teşekkürler. Çok güzel bir cevap oldu. Şimdi bu karamsar havadan biraz çıkalım istedim ben. Şeyi merak ediyorum. İyi ki gazeteci oldum, iyi ki bu alana yöneldim dedirten en unutamadığınız anınız anlatabilir misiniz? Tabii o anılar çok fazla. Yani bu zaman dilimi içerisinde o anılar hakikaten çok fazla. Aklınıza ilk dediğini sorayım. Beni en çok tatmin eden iki yazılı basın, iki de televizyon gazeteciliği haberinden örnek vereyim. Bir tanesi, sizler hatırlamazsınız ama İstanbul'un Anadolu yakası bir dönem Aktaş Elektrik diye bir firmanın tekelindeydi. Ve o firma hakikaten İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayan halkın sadece halkı değil devlete yönelik olan taahhütlerini de yerine getirmediği için devleti de soyuyordu. Milliyet Ekonomi Servisinde Ustam Necati Doğru'nun beni yönlendirmesiyle yaklaşık 2 hafta süren bir Aktaş Elektrik dizisi yaptığımı hatırlıyorum belgeleriyle ve o dizinin sonucunda da Aktaş Elektrik'in haklarına yani daha önce tanımlanmış olan anlaşması azledilmiş ve şirket faaliyetleri durdurulmuştu. Keza İSKİ skandalında İSKİ Genel Müdürü'nün başlayan sorunları, işte yeni bir kadının hayatına girmesiyle süre gelen kriz bir süre sonra çok Türkiye'yi sarsan büyük bir yolsuzluk haberine dönüşmüştü. Ve ben o haber, yani o sürece damgasını vuracak olan, yani bu para nereden geldi ve nereye gitti sorusunun yanıtını yaptığım bir haberle ortaya çıkarmıştım ve İSKİ skandalında mahkeme tarafından dinlenen üç gazeteciden biriydim. Diğerleri benim meslek büyüklerimdi. Bana büyük bir heyecan, büyük bir onur ve mutluluk vermişti. Şeyde ise yani televizyon gazeteciliğinde ise 100'den fazla belgesel yaptım. Yaptığım her belgeseli bugün büyük bir mutlulukla anıyorum ama Antalya'da televizyon belgeselciliği alanında bana ödül kazandıran Roboski'nin Anaları belgeselinin benim için çok özel bir yeri var. Keza 12 Eylül belgeselinde Mehmet Ali Birant'la çalışmak da benim için büyük bir onurdu. Çok teşekkür ederiz. Az önce bahsettiğiniz gibi ben de belgesellerin bir kısmını hayranlıkla seyrettim. Mükemmel belgeseller gerçekten. Bu sorunun devamı olarak şu an belgeseli yapmak istiyorum dediğiniz biri var mı sizin için? İçimde ukde kalan biri var. Süleyman Demirel. Süleyman Demirel
Türkiye'nin özellikle çok partili yıllarının neredeyse en önemli kilometre taşı. Kilometre taşlarından biri değil, en önemli kilometre taşı. Çünkü ülkenin 2005 yılına kadar son 50 yılına damgasını vuran tek isimdi. İlginç bir anekdot anlatayım size. 28 Şubat belgeseli için Süleyman Bey'le röportaja gittiğimde kendisine efendim belgeselinizi yapmak istiyorum demiştim. O da Rıdvan beni 3 yıl bekle, 3 yıl sonra belgesele başlarız dedi. Bunu söylediğinde 82 yaşındaydı ve ben hayret etmiştim. 82 yaşında bir adam 3 yıl sonrasına size randevu verebiliyor. 3 yıl sonra bu defa Süleyman Seba belgeseli için kapısını çaldım ve dedim ki efendim özür dilerim 6 yıl sonra çaldım. 6 yıl sonra çaldım ve dedim ki efendim ben geldim. Siz bana 3 yıl demiştiniz. Bekledim. Çünkü o sırada kendisi Isparta'daki Süleyman Demirel Külliyesi'nin organizasyonuyla meşguldü. Dedim ki efendim geldim ve şimdi şey yapalım, konuşalım. Dedi ki Rıdvan bana 3 yıl ver dedi. Şimdi dedim ki efendim siz şu anda 88 yaşındasınız. Ben size 3 yıl verdiğimde 91 yaşında olacaksınız. Ben bu belgeseli en az 2 yılda yapmak zorundayım. 93 yaşında olacaksınız. Aslında söylemeye çalıştığım şey bu defa eceliniz yetmeyebilir. O da tabii çok zeki bir insandı ve mesajı aldı ve dedi ki tamam dedi Nisan'da başlayalım dedi. 2014 yılının Nisan ayında belgesele başlayacaktık ama o sırada ne yazık ki Nazmiye Hanım rahmetli oldu. Beyefendi de o dönemde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Hasbelkader Bülent Ecevit belgeselini gerçekleştirmiş, dönem belgeselleri yapmış biriyim. Ama inanın bir Demirel belgeseli yapmak içimde bir ukde olarak kalmıştır. Ne yazık ki kendisi de Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için bir röportajın ardından o belgeseli gerçekleştirme şansımız da ortadan kalkmış oldu. Teşekkürler. Çok ilginç bir anı. Gerçekten tüylerim diken diken oldu şu an. Şimdi gazetecilik dedik, belgesel dedik, televizyonculuk dedik. Bunun yanında ekonomi var, eğitim var, spor var. Bir sürü alanda aktif bir kariyere sahipsiniz. Şunu merak ediyorum. Mesela hani yattığınızda, kafanızı koyduğunuzda bu kadar alanın içinden hani en çok ne aklınıza geliyor? Neyi bir adım önde tutuyorsunuz diyeyim? Ne size en çok keyif veriyor? Aslında şunu söylemek mümkün. Yani eğer biraz hamsanız, yani şu ham olmak meselesi var ya, hamlıktan olgunlaşmak meselesi. Eğer olgunlaşmak istiyorsanız gazeteciliğin farklı alanlarında ve mecralarında çalışmak zorundasınız. Ben dergicilik yaptım. Dergiciliğin bana kazandırdığı şey bir metni daha uzun, daha içerikli ve daha tarihsel boyutuyla yazabilme refleksiydi. Ben habercilik yaptım gazetelerde. O size verilen 1500 kuruş içerisinde haberinizi yazma refleksiydi. Televizyonculuk yaptım. Televizyonculukta eğer ana haber merkezindeyseniz 3 dakikada ya da 1 dakikada işte ne bileyim 32. gün programdaysanız 10-15 dakikada meramınızı görüntüler eşliğinde anlatmakla mükellefsiniz. Dolayısıyla her yaptığım şeyden bir şeyler öğrendiğimi ve her yaptığım şeyin bana bir şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Hızlı düşünme, hızlı yazma, hızlı okuma, okuduklarını kağıda dökebilme, bir gazetecide olmazsa olmaz özellikler. Bu özellikler sanıyorum işte her bir kiremidin bir yapı taşının birer birer üst üste konulmasıyla gerçekleşen şeyler. Oldum mu? Yani hamlıktan olgunluğa geçtim mi? Yaş olarak belki evet. Ama daha hala öğreneceğim şeyler oldu dönemde. Teşekkür ederiz cevabınız için. Sıradaki soru bir arkadaşımızdan gelmiş. Kendisi gazeteci olmak istiyorum demiş. Ben de sizin yaptığınız gibi farklı alanlardan başlayarak mı yani sonradan gazeteci olmalıyım yoksa direkt iletişim fakültesi okuyarak mı olmalıyım diye bir soru sormuş kendisi.
Şimdi çok paradoksal bir yanıt verebilirim ama bunu öğrencilerime de rahatlıkla söyleyebildiğim için şimdi de bu arkadaşımız için de geçerli olan bir gerçeklik. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde ders veriyorum. Ve orada arkadaşlarıma söylediğim şey iletişim fakültelerine gerek olmadığı yönünde. Yani iletişim fakültesi diye bir fakülteye hiç ihtiyaç yok. Sadece ülkemizde değil, dünyada ihtiyaç yok. Konsept olarak ihtiyaç yok. Çünkü bir iyi bir gazeteci aslında farklı disiplinlerden beslenen ve o disiplinler arasında geçişe sahip olabilen bir gazeteci. Örnek olarak söylüyorum. Örneğin bir hukuk fakültesi öğrencisine adliye muhabirliği dersi diye 1, 2, 3 ve 4. sınıfta 4 tane ders koymanız halinde o hukuk fakültesi öğrencisi gazetelerin ve televizyonların adliye muhabiri olarak rahatlıkla çalışabilir. Çünkü hem hukuk bilgisine sahip hem o muhabirlik derslerinden elde edebileceği yazınsal bilgi ve tecrübeye sahip olacak. Bu iktisat fakültesindeki öğrencilerin ekonomi muhabiri olması, uluslararası ilişkiler bölümündeki öğrencilerin dış haberler muhabiri olması, sağlık bilimleri enstitülerinde çalışan okuyan öğrencilerin sağlık muhabiri olması, eğitim fakültesi mezunlarının eğitim muhabiri olması gibi aslında son derece kalifiye işini, sektörü, yasaları ve kurumsal yapıları bilen kişilerin alan gazeteciliği yapmaları gibi bir sonuca yol açacak. Benim arkadaşıma önerim, eğer ille de gazetecilik yapmak istiyorsa, sosyal bilimlerde tarih ama öncelikle sosyoloji, siyaset ya da iktisat gibi bir alanda okuyup ondan sonra gazeteciliğe geçmesi. Çünkü biz o gazeteci adaylarından sektörde 6 ayda mesleği öğretiyoruz. Teşekkürler cevabınız için. Bir başka merak ettiğim konu, siz köklü bir eski bir gazetecisiniz. Yılların gazetecisiniz yani deyim yerindeyse. Ve bu sosyal mecralarda, sosyal medyada, özellikle Twitter'da da çok aktif bir kullanıcısınız. Sizce de evet, olay artık biraz dijitale kaydı, çok net bir şekilde ortaya konuldu. Bu eski gazetecilik kavramı artık hani dijital üzerinden ileride devam edecek mi %100 olarak? Yoksa siz hala hani dijital olmayan kağıt üstündeki gazetecinin devam edeceğine inanıyor musunuz? Şimdi tabii burada kritik bir soru, önemli bir soru ama ben burada daha çok muhafazakar olmaktan ziyade gerçeklik üzerinden yanıtlamayı tercih ederim. Muhafazakar olmak, evet, konvansiyonel olan şu andaki yayın organlarının daha etkili ve etkin olduğu gerçekliğidir. Bu da televizyonlar ve gazeteler ve radyolar. Bunlar konvansiyonel yayın organları ve buralarda ortaya konulan haber ve habercilik çok daha etkili oluyor. Ben dijital platformların, özellikle haber sitelerinin, web sitelerinin bu konuda hala inisiyatif alamadığını, hala toplumda habercilik refleksi olmadığını, gündemi belirleyemediğini düşünenlerdenim. Bu bir Türkiye gerçekliği. Çünkü Türkiye'de insanlar dijital medyayı ya da işte sanal medya diye tabir edilen medyayı başka amaçlarla kullanıyorlar. Bu daha çok hobi, zevk ve meslek üzerinden süregelen bir arayışı beraberinde getiriyor. Ama bizim anladığımız anlamda, yani gazetecilik üzerinden tanımlanmış olan bir yoğunlaşma dijital olarak bu sektörde söz konusu değil. Dolayısıyla ben hala konvansiyonel olanların daha etkili olduğu kanaatindeyim. Ama bunun istisnası sanal medya. Sanal medyada süregelen yurttaş gazeteciliği diye tabir edebileceğimiz bir gazetecilik türü. Yani Twitter'da dayak yiyen bir kadının görüntüsünün yayınlanması ama o kadını odaya atan adamın serbest bırakılması ve sosyal medyada ona karşı gösterilen tepki ve o tepkinin ardından bir anda serbest bırakılan kişinin yeniden gözaltına alınması. Aslında bahsettiğimiz şey ne? Sokaklarda insanlar yürüdü mü? Hayır. Peki onların siyasi olarak tercihlerini değiştirebilecek bir faktör mü? Hayır.
ekonomik çıkarları ile alakalı mı? Hayır. Ahlaki duruşları ile alakalı mı? Hayır. Sanal bir dünyadan söz ediyoruz. Yani kişi Twitter'ını kapatsa dünyadaki o olaydan ve gelişmelerden haberi olmayacak. Ama oradaki o tweet ve kendisinin de ne bileyim işte like'laması ya da beğenmesiyle ortaya çıkan bir kamuoyu bir anda ülke gündemini alt üst edebiliyor. Bunun gücüne ve bunun hızına konvansiyonel yayın organlarının ulaşmasının imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla yurttaş gazeteciliğinin ve yurttaş gazeteciliğinden beslenen bir sanal medya haberciliğinin son derece gelecekte etkili olacağı inancındayım. Ama düşününüz ki bunun da iki önemli boyutu var. Bir tanesi, siz eğer sanal medyada bunları yapmaya başladığınızda birileri çıkıp Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u yavaşlatabiliyor. Ve sizi etkili bir kamuoyu gücü olmaktan çıkarabiliyor. Ve bunu sadece ve sadece o kabloların işte ne bileyim çeperini daraltarak gerçekleştirebilmek, bir kişi bir düğmeye basarak bunu gerçekleştirme gücüne sahip. Dolayısıyla iki dudağı değil iki parmağı arasındasınız birilerinin. Bu size tanımlanmış olan bir güç ve her an elinizden alınabilecek olan bir güç. Ama konvansiyonel olanın yani antene çıkanın her zaman geçerliliği olabilir. Çok teşekkürler cevabınız için tekrardan. Ben şu an Bir Dünya Kurmak yüzünde Hüsnü Özyeğin'in Yaşam Öyküsü adlı kitabınızı okuyorum. Gerçekten mükemmel bir kitap. Benim size sorum, kendisiyle nasıl tanıştınız? 9 yıl boyunca yazdığınız ve hatta beraber olduğunuz yazıyor kitapta da. Nasıl bir iletişim, nasıl bir bağınız vardı kendisiyle? Hüsnü Bey ile öncelikle bir kişi belgeseli gerçekleştirdik 2007 yılında ve 2007 yılında bu belgeselin gerçekleştirilmesinde araştırma, metin ve söyleşilerin yapımını ben gerçekleştirmiştim. Belgesel Mehmet Ali Birand'ın Bir TV şirketi adına yapılmıştı ve ben de zaten o şirketin o dönemde genel koordinatörü pozisyonundaydım. Belgesel bittikten sonra elimde yaklaşık 50 civarında söyleşi kaldı. Söyleşi stoku kaldı. Toplamı herhalde birkaç yüz saatlik bir söyleşi stokuydu ve işlevsel olarak belgesellerde ya da filmlerde kullanma şansınız ister istemez olmuyor. Çünkü süre çok dar belgesellerde ve o 50 saati kullanamıyorsunuz. Hüsnü Bey'e gittim ve dedim ki ya bende böyle bir, oldukça yüksek bir haber stoku var ve bunu değerlendirmemi ister misiniz? Kendileri de olur dediler. Zaten bir ön çalışma da yapmışlar. Serüven böyle başladı. Yani belgeselle başladı, kitaba dönüştü ve 2007'de başlayan çalışma 2017'de yani 10 yıl sonra bir kitap olarak ortaya çıkmış oldu. Teşekkürler cevabınız için. Ben bir de şunu merak ediyorum. Çok gerçekten hani ünlü büyük isimleri telaffuz ediyorsunuz sürekli ve onlarla çalıştığınızı söylüyorsunuz. Peki çalışmaktan en çok keyif aldığınız isimler kimler? Onları çok merak ediyorum. Tabii ki Mehmet Ali Birand. Yani Mehmet Ali Bey'i çok özel bir yere koymam gerekir. Çünkü yazılı basın gazeteciliğinde iki ustam var. Bunlardan bir tanesi Mustafa Sönmez, diğeri Necati Doğru'dur. Ekonomi gazeteciliği konusunda çok şey öğrendiğim iki meslek büyüğüm. Televizyon gazeteciliğinde ise Mehmet Ali Birand. Sanıyorum 32. günün 15. yılında Can Dündar'ın ettiği bir cümleydi. Ama çok güzel bir cümleydi. Gogol'un paltosuna atıf yapmıştı ve demişti ki biz hepimiz Gogol'un paltosu gibi Mehmet Ali Birand'ın paltosundan çıktık demişti. Bu tiyatroda kullanılan bir deyim ama hakikaten çok geçerli olan bir şeydi. Mehmet Ali Bey'den çok şey öğrendim. Onun sayesinde sadece ben değil 32. gün ekolünden pek çok arkadaşım bugün bir yerlere gelebildiysek bunu Mehmet Ali Birand'a borçluyuz. Çok teşekkür ederiz.
Gazetecilik güzel olduğu kadar çok da zor bir meslek. Sizin kariyeriniz boyunca en çok zorlandığım an dediğiniz bir an var mı? Birçok an var. Bunlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Hatay'da bir haber için gitmiştik. Ve Hatay'da gittiğimiz bu haberde yaşlıca bir amcayla söyleşi gerçekleştirmiştik. Şöyle bir ışık yakmaya çalıştım. Sanıyorum hava karardıkça görüntüden gidiyorum ama böyle daha iyi galiba. Zaten son birkaç kaldı, sonra değil. Tabii. Yaşlıca bir amcaydı ve bu ülkede yaşanan işte bu ayrımcılıkları falan konuştuğumuz bir haberdi. Çok heyecanlandı haberi yaparken yayın sırasında. Ve ne yazık ki yayın sırasında kalp krizi geçirdi ve Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bizi şok eden ve çok üzüntü duyduğumuz, vicdani sorumluluğumuzu çok hissettiğimiz bir andı. İnanın hiç unutamadım. Bu ve benzeri pek çok çatışma, olay, savaş süreçlerinde görece daha sakin kaldığımı hatırlıyorum. Çünkü orada gözlemcisiniz, yani olaylara dışarıdan bakıyorsunuz. Ama burada haber yaptığınız insan gözünüzün önünde bütün müdahalelere karşın hayatını kaybediyor. Beni çok etkilemişti. Sevinç duyduğum haberleri ise biraz önce andım. Yani eğer bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeye çengel attıysanız, parmak attıysanız ve onun düzelmesi konusunda herhangi bir katkı sağladıysanız ne mutlu o gazeteci. Teşekkür ederim cevabınız için. Benim küçükken yani herkes bütün çocukların olduğu gibi hayal mesleğim vardı. Bu da tuttuğum takımın ya tercümanlığını yapmak ya da onun spor maçlarında spikerlik yapmaktı. Siz Evet. de buna benzer bir meslekte bulundunuz. Bu da iletişim sorumlusu görevi yaptınız Beşiktaş'ta. Bu benim küçük bir hayalim. Ben de Galatasaray'da bir gün çalışmak çok isterdim. Siz bu hayalinizi gerçekleştirdiniz belki. Nasıl bir duyguydu ve merak ettiğim bir soru var. Mesela bir kanalda veya bir gazetede çalışmaktan nasıldır? Yani farkları neydi? Bir kulüpte çalışmanın farkı. Şimdi tabii Beşiktaş ve Beşiktaşlılık benim artık hobi olmaktan çıkıp neredeyse beni tanımlayan üst kimliklerden biri haline geldi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın benim hayatımda çok özel ve çok önemli bir yeri var. Böylesi bir süreçte Beşiktaş'tan bu teklifi almış olmak, işte 2 yıla yakın bir zaman dilimi içerisinde de Beşiktaş'a bir katkı sağlamış olmak, inanın paha biçilmez bir tecrübeydi. Üstelik de bu 2 yılda da şampiyon oluyorsunuz. Yani böyle de hani tescillenmiş bir başarıyla da, öyküsüyle de oradan ayrılma durumundasınız. Söyleyenlere, yani soranlara hobimle mesleğimi birleştirmek gibi bir şansa sahip olduğumu söylüyordum. Gazeteci lig ile ilgili yapılmış en güzel tanım bir Amerikalı gazeteciye aittir ve der ki gazetecilik bir mesafe mesleğidir. Mesafeli olacaksınız haberiniz ve haber kaynağınızla. Oysa Beşiktaş'ın iletişim direktörü olmak tam tersine o mesafenin ortadan kalkması ve Beşiktaş'a duyduğunuz sevginin alenileşmesi anlamına geliyordu. İnsanın yani düşünün ki öyle bir şey ki bir patronunuz var, bir iletişim bir medya kuruluşundasınız, bir patronunuz var ve siz iyi bir şey yaptığınızda patronunuz para kazanıyor. Beşiktaşlısınız, Beşiktaş iletişiminde çalışıyorsunuz ve siz iyi bir şey yaptığınızda Beşiktaş Kulübü bundan büyük bir yarar sağlıyor. Bundan daha güzel olabilir mi? Yani tabii ki o zaman ister istemez diyorsunuz ki yeter ki Beşiktaş kazansın. Öyle bir süreçti. Büyük bir mutluluk duydum o süreci yaşamaktan. O süreci hele hele şampiyon olarak bitirmek büyük bir şans idi ve o şansı da yaşamış olduk. Çok teşekkürler. Şimdi sırada son sorumuz var. Sizin kendinizin bir gününüz nasıl geçiyor? Bunu meslek içerisinde mi yoksa şu ana dair mi soruyorsunuz?
İkisini de söyleyebilirsiniz daha iyi çünkü mesleki merak eden öğrenciler de var. Tabii. Sizin iyi olarak merak edenler. Bana bir dakika verir misiniz? Işığı yakayım ve birazcık daha görün. Tabii. Müsaadenizle. Bu arada ben kısaca yarınki programdan bahsedeyim isterseniz. Yarın da Kesişen Yollar tercih maratonu tarzı bir programımız var. Türkiye'deki 8 üniversiteden 20 farklı bölümden 20 arkadaşımız kendi bölümlerini anlatacak. Üniversite tercih yapacak arkadaşlar olursa yarın seyredebilirler, sorularını sorabilirler. Şimdiden bu arada onu da söyleyeyim ben. Gazetecinin bir günü aslında şöyle başlar. Sabahleyin uyandığınız andan itibaren sosyal medyayı işe gidinceye kadar takip etmeye başlarsınız. Geceliğinin ne olmuş, hangi olaylar yaşanmış ve buna ilişkin ne tür gelişmeler gerçekleşmiş. İş yerine gittiğinizde ise takım gazeteler önünüzdedir. Takım gazeteleri alıp haberlere bakmaya başlarsınız ve o gün içerisinde izleyeceğiniz ya da yapmanız gereken haberlerle ilgili olarak elinizde bir haber stoku oluşmaya başlar. Bu haber stokuyla gündem toplantısına girer, önerilerinizi verirsiniz ve gün başlar. O andan itibaren gün başlar ve düzenli olarak gün içerisinde öğle ve akşam saatlerinde iki toplantı yaparak güne nasıl şekil vereceğinizi yöneticilerle konuşursunuz ve o doğrultuda hareket edersiniz. Gözünüz ekrandadır, gözünüz sosyal medyadadır. Acaba atladığınız bir haber var mı? Onun gerginliği içerisindedir. Canlı bağlantılar doğru gerçekleşecek mi? Onun gerginliği sürekli olarak yaşanır. Eve gittiğinizde turşuya dönersiniz ama inanın büyük bir haz duymuşsunuzdur. Hepimiz aile babalarıyız. Çocuklarımızla ilgileniyoruz. Eğer yazdığımız kitap varsa onları uyuttuktan sonra kitaplarımızla ya okuyoruz ya yazıyoruz. Ve nihayet ertesi sabaha yeniden hazırlanıyoruz. Bu gazetecinin olmazsa olmaz rutinlerinden biri. Ben ise şu dönemde daha önce Süleyman Seba'nın hayat hikayesini anlatan bir kitap gerçekleştirmiştim. Biz Beşiktaşlıların tarihinde üç önemli isim vardır. Bizim ana aksımız bu üç isim üzerine oturur. Şeref Bey, Baba Hakkı ve Süleyman Seba. Süleyman Seba ile ilgili belgesel ve kitap çalışmasını 2014 yılında gerçekleştirme şansım olmuştu. Şimdi arkadaşım Sevecen Tunç'la birlikte Baba Hakkı kitabını hazırladık. Onun son şeklini vermekle uğraşıyoruz. Umut ediyorum ki Ağustos ayı ya da Eylül ayı içerisinde Baba Hakkı kitabımız piyasada olacak. Onun telaşesi ve hazırlığı içerisindeyiz. Onun dışında bir iki ufak tefek belgesel ve kitap projelerimiz var. Onlar da sürpriz olsun. Teşekkürler cevabınız için. Şimdi biz Emre ile klasikleşen bir sorumuz oldu. Son iki soruyu hemen sorudan oluşturuyoruz. Benim sorum şu. Mesleki anlamda ve karakter ya veya karakter alanında idolleriniz kimlerdir? Şimdi mesleki anlamda tabii ki idollerim öncelikle Mehmet Ali Birand. Yani benim meslek büyüğüm ve bana bu mesleği öğreten insan. Mehmet Ali Birand'dan çok şey öğrendim. Daha da çok şey öğrenebilirdim. Uğur Dündar'ı meslek duruşu, gazetecilerle kurduğu diyerkamlık ilişkisi ve beyefendiliğiyle her zaman saygıyla anıyorum ve Uğur abi benim için çok özel bir isim. Ona saygı duymamı gerektiren bir hayat sürdü ve sürmeye devam ediyor. Mesleki idollerim arasında onu sayabilirim. Yazılı olarak basından Umut Alu yine benim aynı zamanda yönetici Milliyet Gazetesi'nde yöneticiliğimi yapan ben Umur abi diyorum ona. Umur abi de hakikaten gerek köşe yazılarıyla gerekse mesleki duruşuyla örnek aldığım isimlerden biridir. Çok teşekkür ederiz cevabınız için. Öncelikle
Katılımınız için çok teşekkür ederim. Umarım bir kişiye bile yardımcı olabilmek bizim için çok önemli bir şey bu. Son olarak size sorum, hem genel her şeyi toplamak için hem de sizin fikrinizi almak için. Türkiye'deki gençler için, öğrenciler için neler yapmasını tavsiye edersiniz? Ne yapmalılar, nelere ilgi duymalılar? Sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi burada iki abiler olarak iki öneride bulunabilirim. Bunlardan bir tanesi bir öğrenci ya da bir üniversitede okuyan ya da üniversiteye aday olan bir kişi kendisini sadece ve sadece okuyacağı üniversiteye odaklayarak orada elde edebileceği bir başarıyı gerek yeter şart olarak görüyor. Oysa bu öyle değil. Yani bu yıllar en değerli yıllar. Çünkü hiç kimsenin sizi zorlamadığı, istediğiniz gibi alabildiğine özgür olduğunuz ve o özgürlük içerisinde kendi kişiliğinizi, kimliğinizi ve entelektüel duruşunuzu oluşturabileceğiniz bir dönemden söz ediyoruz. 32. günde genel yayın yönetmenliği yaptığım bir dönemde bir arkadaşım gelmişti ve ben ona sizle çalışmak istiyorum, burada çalışacağım ben demişti. Böyle bir kararlılık, bir böyle hafif bir meydan okuma. Dedim sen kaça gidiyorsun? Dedi ikiye gidiyorum. Dedim o zaman sen dörtte gel ama git, aşık ol. İçki mi içeceksin ya da çay mı içeceksin? Git. Neyle sarhoş olacaksan onunla sarhoş ol. Operaya git, konsere git, seyahat et. Ama hepsinden önemlisi çok ama çok kitap oku. Kendini geliştir. O da ben bunların hepsini zaten yapıyorum. Burada çalışmak istiyorum diye ısrar etti. O arkadaşımız daha sonrasında 32. günde çalıştığı dönemde Gazeteciler Cemiyeti'nden iki ödül aldı. Söylemek istediğim şey şuydu. İnanın alabildiğine sarhoş olacağınız, serserilik yapabileceğiniz, aşık olacağınız, belki bir sürü aşk yaşayacağınız, çok kitap okuyacağınız, çok konsere gideceğiniz, yollarda otostop çekeceğiniz anların her biri aslında size bir şey kazandırıyor. O kimlik ve kişiliğinizin inşa edilme sürecinde size bir katkısı var. Çünkü hayatın içerisindesiniz ve o çeşitlilik içerisinde her boyutuyla o hayata tutunuyorsunuz ve bir yerinden yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunların toplamı zaten siz yapacak olan gerçekliktir. Oysa sadece bir kitap, sadece bir akademik başarı üzerinden tanımlanmış, işte ben şu notları alırım, şu okulu kazanırım ya da şuralarda sıralamaya dereceye girerim dediğinizde aslında kendinizi geleceğe dönük olarak güdük bir biçimde hazırlıyorsunuz demektir. Evet, bir meslek sahibi olabilirsiniz ama mutlu bir insan olacağınızdan emin değilim. Dolayısıyla arkadaşlarıma hayatın içerisine her boyutuyla girmelerini ve onu doyasıya yaşamalarını tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Sizin desteğiniz için, her şey için tekrardan çok teşekkür ederim. Ata da son sözlerini söylerse kapatabiliriz isterseniz. Ben de her yayından sonra söylüyorum artık. Gerçekten hem insanlara yardımcı oluyoruz hem de biz de kendimiz bir şeyler öğreniyoruz. Sizin gibi büyük konukları konuk ediyoruz burada. Gerçekten çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek Ben üzere. teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Herkese iyi akşamlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.